Kanalda ana haber spikeri Buket Aydın, ana haber canlı yayına tam bir saat kala kulisinin kapılarını ikinci sayfaya açtı. Haber müdürümüz Asiye Acar, Aydın'ın bilinmeyenlerini sizler için öğrendi. Buket Aydın'ın canlı yayın öncesi tatlı telaşı. Yayına bir saat var şimdi. Aynen, ortalama olarak doğru, bir saat var. Ne yapıyorsunuz o bir saat içerisinde? Şimdi şöyle, ben hızlıca üstümü giyeceğim. Ondan sonra da masanın başına geçeceğim, bilgisayarı açacağım. Bütün akışı önüme alacağım. Bütün işte bu kam spiker dediğimiz, yani bizim aslında okuduğumuz, sunduğumuz bölümleri baştan aşağı yenileyeceğim, gözden geçireceğim. Ondan sonra da yayına hazır olacağım. Çıkacağım, sunumu yapacağım. Gündüzleyin buradasınız. Aynen öyle. Tabii ben gün boyunca buradayım. Sabah geliyorum. Zaten gelmeden önce mutlaka gündemi takip ediyorum ama bazen dışarıda da işlerim oluyor. Biliyorsunuz ben sadece burayı yapmıyorum. Üç toplantısına mutlaka geliyorum. O toplantıda biz her şeye son noktayı koyuyoruz. Akışımızı baştan aşağı yapıyoruz. Orada ekip arkadaşlarımızla birlikte karar veriyoruz. İşte her gün hangi haber bizim için öne çıkıyor, ne yapalım, akışı nasıl dizelim. Onun çok büyük bir matematiği var çünkü. Yani biliyorsunuz rating. O yüzden güzel geçiyor, çok yoğun geçiyor. Hiç zaman kalmıyor bir şeye. Yoğun iş temposu Buket Hanım'ın tüm vaktini elinden almış gibi gözüküyor. Kendine zaman ayıramamaktan dertli biraz güzel sonucu. Buket Aydın'dan çok özel itiraflar. Boş zamanlarımda doğada yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Vaktim kalırsa hani rahatlayabilmek için. İşte arkadaşlarımla sinemaya, yemeğe gitmeye çalışıyorum. Yani sosyalleşmeye çalışıyorum ama kendime çok fazla zaman... Olmuyor. Yok, kalmıyor ne yazık ki. Bu son dönemde kalmıyor yani. Normalde biliyorsunuz, ne bileyim, deşarj olur insanlar. Yemek yapar mısınız mesela, ne bileyim, kuaför salonuna giderlerse. Hiç öyle şeyleriniz yok. Ya kuaförü ben birazcık hani çok gitmeyi sevmiyorum. Çok sıkılıyorum kuaföre gittiğim zaman. Hani zorunda olmasam gitmeyeceğim, o derece kuaförle ilişkim. Onun haricinde yemek yapmak hiç anlamam, hiç bilmem. Benim en iyi yemek benim yapmadığım yemektir. Aynı bir şey diye dalga geçiyorum. Diyorum ki yani öyle bir beni dünyaya getirmişsin ki. Allah diyorum çeneyi vermiş ama el kabiliyeti hiç vermemiş. Öyle ama yani resim düzgün yapamam mesela. Yemek yapamam. Bir şeyi dikemem. Ütü yapamam. Yani el yeteneği gerektiren hiçbir şey yapamıyorum. Ekranlarda rengarenk şık kıyafetler içinde görmeye alışık olduğumuz Buket Aydın günlük hayatında ne tarz giyinmeyi tercih ediyor acaba? Ben günlük hayatımda genelde elbise giyiyorum. Elbise giymeyi çok seviyorum. Böyle gördüğünüz gibi işte uzun etekler, elbiseler, genelde böyle şeyler tercih ediyorum. Şu an görmüş olduğunuz günlük hayatı. Benim günlük hayatımdaki bir kıyafet mesela. İşte bir kazak, altına bir etek, çizme. Genelde bu tarz giyiniyorum. Beni spor ayakkabıyla göremezsiniz. Beni çok yakın arkadaşlarım bile, hani mesela benim 10 yıldır yakın olup beni spor ayakkabıyla görmemiş arkadaşım vardır. Öyle söyleyeyim size. Spor ayakkabı giymemesinin nedenini sorduğumuz Aydın verdiği cevapla bir hayli şaşırtıyor. Spor ayakkabıyla yürüyemiyorum. Hiç sevmiyorum. Vardır bazı insanlarda yürüyemiyorum onların üstünde diye. Evet, ben yürüyemiyorum. Diyorlar ya hani biz topuklu ayakkabıda yürüyemiyoruz diyen kadınlar var. Ben de spor ayakkabıyla yürüyemiyorum diyorum. Devam tökeziyorum. Bir düşme tehlikesi atlatıyorum. Çok komik ama böyle. Güzel sonucu, her ne kadar sade giyinmeyi seviyorum dese de göz kamaştıran takıları tabii ki Asiye'nin gözünden kaçmıyor. Benim şu an mesela dikkatimi çeken o takılar. Ya evet. Seviyoruz. Yüzük çok seviyorum. Özellikle yüzük çok seviyorum. Çok da severek taktığım yüzükler var. Şu mesela çok bana çok anlamlı geldi. O Sevan Bıçakçı'nın bir tasarımı. Çok severek kullandığım bir yüzük. Böyle içinde kanatlarını açmış beyaz bir kuş var ve özgürlüğü bence aynen simgeliyor. Sıra geldi ana haberde giyilen kıyafetlere. Buket Hanım sevdiği şeyden vazgeçen bir kadın değil belli ki. Sosyal medyanın diline düşmesine sebep olan elbisesinin kaç farklı rengi olduğunu ne o ne de biz sayabildik. Şimdi bu elbisenin her rengi var. Ben tutayım şöyle. Evet, siz tutun, bakın şimdi, bakın. Mesela pembesini size göstereyim. Morlu pembesi burada. Sarısı, fışası, siyahı, saks mavisi burada var. Yeşili burada var. Bu şekilde devam ediyor. Bu elbisenin her renk var. Ve yayın saati gelip çatıyor. Buket Aydın yine kahkahalar eşliğinde sohbetimizi sonlandırıyor ve başlıyor son hazırlıklara. Biraz kusur ve bari olan var, olmayan var. Ayarı yok harbi, 40 yılda bir gibisin. Şey, senin kulisi gördükten sonra kendi kulisimizi bizim kulis karma karışık. Her şey üst üste. Şöyle bu düzen bizim haber merkezinde Alev Hanım var. Birazcık da onun etkisi var. Ya yani orada böyle bir şahane bir kadın eli var. Değil, farkında mısınız? Belli. İşte o benim elim değil.